Number One Star özel programda sizlerleyiz. Spring Break özel programdayız ve konuğumuz Emrah Karaduman. Emrah'la uzun zamandır görüşemiyorduk ve nihayet bu etkinlikte karşılaştık. Ben de fırsat bu fırsattır diyerek böyle konser öncesinde, etkinlik öncesinde bir araya geldim Emrah'la ve hemen Emrah'a hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. 2 sene oldu herhalde. Bayağı oldu. Bayağı evet, o olaylı single'dan sonra bayağı bir görüşemedik. Evet. Cevapsız Çınlamayı ilk yayınlamıştık. İlk konuk almıştık Aleyna ile beraber. Ve o zaman çok keyifli bir program yapmıştık. Hala da yankıları devam ediyor. Aradan geçti 2 yıl ve nihayet burada buluştuk. Ne değişti hayatında 2 yılda? Güzel olaylar oldu. Sizleri tanıdım. Daha böyle kitlem oluştu ve onlara daha istediğim şeyleri, yapmak istediğim kafamdaki müzikleri dinletme fırsatına eriştim. Bunlar da işte, başka bir olayı yok. Yine aynı devam. Yine aynı kahveye gidiyorum. Yine aynı havuza giriyorum. Bunlar yani. Evet, o zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Biz Cevapsız Çınlamayı bir yayınlayalım. Arkasından sohbetimize devam edelim. Antalya'dayız ve Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden birisindeyiz. Spring Break'te özel bir program yapıyoruz Emrah Karaduman'la beraber. Cevapsız Çınlamayı izledik. Şimdi tekrar devam edelim. Bugünlerde yine çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Son zamanlarda yaptığın 2 tane şarkı var. Onlardan bahset istersen. Yeni bir single çıkarttım. Believe in Me isminde. Klibi de yayınlandı. Siz de çok güzel destek oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Hemen beklentiler oluştu diğer şarkıya da. Onu da hemen elimizde olduğu için bekletmeyelim dedik, verelim dedik. Çok güzel backstage görüntülerimizden oluşan bir klip oldu. İkisi böyle birbirini itiyor. Çok güzel tepkiler var. Yurt dışında birçok listeye girdi. Singapur'dan Dubai'ye, Fransa'dan Hollanda listelerine hangisi kadar. Believe in Me. Destinezya yeni olduğu için onunla ilgili birkaç mail aldım. Yine Hollanda radyoları falan şarkı istedi. Çok hoşuma gitti. O güzel şeyler oluşmaya başladı single'la ilgili. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hollandalılara da benziyor Emrah bu arada. Hadi isterseniz o klibi bir izleyelim. Arkasından devam edelim. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Emrah Karaduman. Gönül isterdi ki Aleyna Tilki de şurada olsun. Ama odasında şu anda dinleniyor. Biz Emrah'la devam edeceğiz. Ayrıca bu program içerisinde performanslarından da görüntüler izlettireceğim. Emrah, sen sahnede coşuyorsun, başka bir adam oluyorsun. Yani normalde böyle kuzu gibisin. Tabiri caizse böyle çok efendi, içine kapanık, sesi çıkmayan birisi. Ama sahnede böyle oynuyorsun, zıplıyorsun filan. Acayip bir adam oluyorsun. O biraz şeyle alakalı, insanların enerjisiyle alakalı. Mesela 2 gün uyumayıp sahneye çıktığımı biliyorum. Nasıl olacak falan bu sahne diyorsun. Ondan sonra sahneye bir çıkıyorsun, sanki 3 gün süper bir tatil yapmışsın, dinlenmişsin, reset atmışsın. Evet. Ona göre bir sahne oluyor. Ama insanlarla alakalı tamamen. O zaman şöyle yapalım. Hemen Spring Break'teki performanslarından bir şeyler izleyelim. Sonrasında tekrar burada olalım. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Emrah Karaduman. Emrah Karaduman prodüktör, DJ ve gerçekten Türkiye'nin son zamanlarda yetiştirmiş olduğu çok önemli müzik adamlarından birisi. Müzik isimlerinden birisi. Adam deyince böyle insanın aklına kocaman bir şey geliyor. Emrah da benim gözümde daha hala genç ve gerçekten de bu müzik kariyerini daha da geliştirebilecek, daha önemli başarılara imza atabilecek öne açık bir isim. Ve bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Hangi sanatçılarla çalışmış? Neler yapmıştın? Bayağı var ya, yani Dajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya kadar birçok prodüksiyonda yer aldım. Arada Demet Akalın, Hande Yener gümbürtüye gitti, Murat Dalkılıç gümbürtüye gitti, Murat Boz gümbürtüye gitti. Şeyden yani A'dan Z'ye sayarken ikisi ya. Evet. Ondan, yoksa hepsi arkadaşım, hepsi dostumuz, sevdiğimiz değerli insanlar. Hadise'nin albümünü dinlerken "Oo, ne güzel şarkıymış" falan dedim. Kim yapmış bunu derken, Emrah mı acaba derken, Emrah çıktı. Hangi şarkı? Farkımız Var. Şimdi ekranlarınıza geliyor, sonra buradayız. Antalya'da Spring Break özel programımız devam ediyor. Konuğumuz Emrah Karaduman. Emrah, şimdi işten işe de koşuyorsun. Bu arada bir de albüm hazırlıyorsun. Neler oluyor? Ya, her yere gitmek istiyorum aslında ama gidemiyorum. Çünkü yaza bir albüm sözü verdik. Arkadaşlarımıza duyurduk. Yani takipçilerim, arkadaşlarım diyorum. Kendi albümün. Kendi albümüm. 8 şarkılık, 8 yorumcu arkadaşım olacak. Hepsi birbirinden değerli sesler. Onun için sürekli her gün yardırıyoruz. Kim onlar? Hepsi kesinleşmediği için söylemeyeyim. Yani kesinleşen 3 isim.
Aleyna Kesin şu anda, Derya Ulu Kesin, Ebru Yaşar Kesin. Görüştüğümüz isimler var. Burayla konuşuyoruz sürekli. Onunla da bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama ben genelde şarkıları bitiriyorum, öyle dinletiyorum. Şarkılar bitti gibi beste ve demo aşaması. Sonlara doğru yorumcular kesinleşiyor. Öbür albümlerimde de öyle oldu. Evet. Toz Duman'da olsun, Cevapsız Çınlama'da olsun. İntikam senin miydi? Aynen, İntikam. Onu da mesela yapıp sonra mı Demet Hanım'a söyledin? Yaptım. Albümümden hiç bahsetmeden direkt gönderdim. Bu şarkı benimdir dedi. Ben de dedim ki tamam senindir ama benim albümde dedim. Hem hit kokusu alma özelliğinden yararlanmış oldum. Hem de kendi albümümde bir hit kazanmış oldum. Emrah'la beraberiz. Kısa bir ara, hemen ardından buradayız. Number One Star özel programımız devam ediyor. Konuğumuz Emrah Karaduman ve gerçekten de çok keyifli bir program yapıyoruz. Ya Emrah, herkes şunu soruyor. Aleyna Tilki ile Emrah arasında bir aşk var mı yok mu? Arkadaşlıkları devam ediyor mu? Yoksa ne oluyor diye merak ediyorlar. Bari benim programda açıkla da bir rating falan yapalım abi. Var. Yok abi, arkadaşız. Sürekli beraberiz. Bugün de buradayız işte. Yarım saat sonra, bir saat sonra falan konsere çıkacağız. Evet. 3 gün sonra da bir hafta boyunca beraberiz. Stüdyo çalışmalarımız var. Benim albümde 2 tane şarkı okuyor. Ondan sonra Yıldız Tilbe'nin proje albümünde yine beraberiz. Hep sürekli proje yapıyoruz ve beraber görülüyoruz. Daha sonra da göreceksinizdir de. Abi kardeşiz o zaman. Ya da çalışma arkadaşı. Aynen. Peki beraber bir single yaptınız mı Aleyna'yla? Ya Aleyna'ya bir şey yapılıyor diye biliyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi Yıldız Tilbe projesi çıkacak işte. Yalnız Çiçeği coverladık. Evet. Orada bir de çoğu insan bilmediği için sıfır bir şarkı gibi dinleyecek. Bir de yepyeni bir aranjman mantığıyla yaptık. Güncel bir soundla. Güzel bir hit olacağını düşünüyoruz. Sonra benim albümde söylediği 2 şarkı da birbirinden güzel ve olay. Sıfır besleme onlar. Onlar sıfır, evet. Yine Gökhanlardan mı aldın? Bir şarkıyı Gökhan Şahin'le beraber yaptım. Yine sözlerini yazdı, bestesini yaptım. Bir çıkış şarkısının söz müziği de bana ait. Düzenlemesi hepsi. Evet. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi Emrah Karaduman deyince aklımıza tabii ki 40 yılda bir gibisin de geliyor. O zaman ne yapalım? 40 yılda bir gibisinin video klibini izleyelim. Sonra da bu gecenin performanslarından birisini izlettireceğim size. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Emrah Karaduman. Emrah, gerçekten tarzını çok beğeniyorum ben senin. Bu yabancı yaptığın şarkılar, kliplerini de izledik. Bayağı bildiğin yabancı bir prodüktör DJ yapmış gibi. Bu arada bunları yaparken esinlendiğin birisi oldu mu? Ya da ne bileyim bir rüzgara mı kaptırdın sen de? Merak ediyorum yani, nasıl yaptın bu şarkıları? Ya birçok dinlediğim iyi müzisyen var zaten. Hani DJ olarak değil, enstrümanist olarak da insanlar var, değerli müzisyenler var. Bu ürettiğim şarkılar hepsi aslında, bütün sevdiğim tınılar, soundlar diyeyim. Evet, onların birleşimi. Evet, peki bugüne kadar yaptığın, içine en çok sinen Türkçe şarkı hangisi? Hemen hemen hepsi çok siniyor. Cevapsız Çınlama. Estağfurullah, bir cevap oldu biraz. Evet. O zaman kimin klibini izleyelim? İçinden ne geliyorsa. O zaman Spring Break'ten bir performans izleyelim. Sonra tekrar buradayız. Number Master özel programımız devam ediyor. Konuğumuz Emrah Karaduman. Emrah, bir şey söyleyeceğim. Çalıştığın sanatçılar arasında en kaprislisi hangisi? En uyumlusu hangisi? Unutulmaz bir anım var mı bizimle paylaşabileceğin? Ya genelde tır tanılar var bende ya. Öyle hani büyük, neler yaşamış adama bak falan bir mevzum yok yani. Ya mesela örnek veriyorum, 48 saat uyumadan şununla çalıştım gibi böyle enteresan bir anı var mı? Yo, çok uyuyorum yani. Gayet dibine vuruyorum uykunun, ölümüne uyuyorum. Senin stüdyoya geliyorlar onlar değil mi? Yok, şeyde çalıştığım büyük stüdyolar var. Ben evde genelde altyapıyı hazırlıyorum, ritimleri olsun, davul programlamaları vesaire. Enstrümanlar olsun işte, vokal kayıtları, onları büyük stüdyolarda kaydediyorum. Evet. Şimdi Emrah Karaduman'la beraberiz. Bir ara verelim. Arkasından Emrah Karaduman acaba tercihlerini ne yönde yapıyor? Yani herkesten bir teklif geliyordur ama o neyi tercih ediyor? Bir de yeni isimler Emrah Karaduman'la çok iş yapmak istiyor, ben biliyorum. Ve Emrah bunlar arasında da bir tercih yapıyor. Bunun cevabını birazdan alacağız. Türkiye'nin, bakın dünyanın demiyorum,
Avrupa'nın demiyorum, Balkanların demiyorum, Orta Doğu'nun demiyorum. Türkiye'nin en büyük bahar gençlik festivali Spring Break özel programımızda Emrah Karaduman şu anda bizimle beraber. Emrah, bir şey söyleyeceğim. Festivaller, özellikle de üniversitelerin festivalleri hoşuna gidiyor mu? Mükemmel oluyor. Değil mi? Acayip bir coşkuyla geçiyor. Kesinlikle. Yani bütün sene bu festivalleri bekliyorum diyebilirim. Süper. Aynen, çok keyifli geçiyor çünkü. Şimdi bir de düşündüğümde mesela eskiden hep yabancı DJ'ler, prodüktör DJ'ler beklenirdi filan. Evet. Artık yerli DJ'lerimizi bekliyor insanlar. Çünkü yerli DJ'lerimiz de artık bir şeyler yapmaya başladı, kendini ispatlamaya başladı dünyaya. Dünyanın dikkatini çekince bizimkilerin de dikkatini çekti galiba. Artık prodüktör DJ'lerimiz dünyaya açılıyor diyebilir miyiz? Mesela çok sevdiğimiz arkadaşımız Burak Yeter var. Ondan sonra Mahmut Orhan var. Şimdi sen de başladın o kulvara girmeye. Ne diyorsun? Kesinlikle çok güzel. Ya ben Burak'ı da beğeniyorum. Mahmut'un yaptığı işleri de beğeniyorum. Daha da güzel şeyler yapacaklardır. Çok güzel bir şey bizden tınıların bütün dünyaya yayılması, duyulması. Hem de modern tınılar diyelim. Hani zaten etnik olarak dünyaya yayıldık. Bu kulvarda da çok iyi bir yol almak gurur verici gerçekten. Süper. Emrah'la beraberiz. Kısa bir aramız var. Hemen ardından buradayız. Number One Star özel programımızın sonuna geldik. Spring Break özel programındayız ve bir yaz akşamında Emrah'ın performansı öncesinde, Aleyna Tilki ile beraber performansı öncesinde böyle bir program yaptık. Ve şimdi şunu söylemek istiyorum Emrah'a. Yani güzel şeyler konuştuk. Emrah, çapkın mısın? Yok, değilim. Bir şey söyleyeceğim. Geliyorum değil mi? Sonra tam magazinsel bir soru. Ortalık tozlu mu? Yeni bitirmeye yemin etmiştim. Yok, zaten hep işimde gücümdeyim. Sürekli çalışıyorum. Onlar işte. Emrah, bir şey söyleyeceğim. Böyle sahne aldığın yerlerde falan sana acayip teklifler geliyor mu? Ve geldiği zaman ne yapıyorsun? Ya ben genelde sahne saati direkt arabayla geliyoruz. Sahneye çıkıyoruz. Bitince de tekrar arabaya binip kaçıyorum. Zaten çok yorucu oluyor. Hani varsa güzel takipçilerimiz, onlarla tabii fotoğraflarımızı çekiliyoruz, anılarımızı üretiyoruz. Sonra kaçıyorum. Buraya da golf arabasıyla geldi. İnanır mısınız? Gerçekten araba da kapıda bekliyor. Golf arabasına binecek, sonra konsere gidecek. Şimdi Emrah'cığım, toparlıyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey hem Number One TV hem de Number One Türk TV ekranlarında bizi izleyenlere? Çok teşekkür ediyorum sana. Hem Number One desteğiniz için hem de bu güzel röportaj için. Sağ olun, var olun. O zaman kapanışı yine Emrah'tan yapalım. Çok teşekkür ediyorum ben de Emrah'a. Tekrar buluşmak üzere diyoruz. Kendine iyi bak, görüşürüz. Bekliyorum akşam.